Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir hastalıkta, sağlıkta da yine sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe TV ekranlarında her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ekrana gelen programımızda sağlığınızı yakınına ilgilendiren ve merak ettiğiniz tüm hastalıklara değinmeye çalışıyoruz. Programımızda işlenmesini istediğiniz hastalıklar varsa bize mail atabilirsiniz. Mail adresimiz hastalıktasağlıkta@fb.tv. Programımıza konuğumuz olan hekimlerimizle daha sonra görüşmeyi arzu ederseniz de telefon numaralarımız 0850 755 1907. Bugün sizler için ağız ve diş sağlığı konusunda endodonti bilim dalına değinmek istiyoruz. Buradaki güncel yaklaşımlar, yeni tedavi yöntemleri neler? Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi'nde görev yapan endodonti uzmanı Profesör Doktor Sedat Küçükay bizle beraber. Hoş geldiniz Sedat Bey. Hoş bulduk efendim. Evet, endodonti diyoruz. Endodonti bilim bir bilim dalı ama biz belki izleyicilerimiz diş hekimliğinin içine giren bu bilim dalları konusunda çok bilgi sahibi olmayabilirler. Son yıllarda çünkü bu iş birazcık yayılmaya, branşlaşmaya başladı. Bize öncelikle kendi bilim dalınızı bir açabilir misiniz? Neler giriyor sizin bölümünüze? Çok doğru söylediniz. Aslında diş hekimi dediğimiz zaman aslında diş hekimliğinin her türlü işini yapan hekimler anlaşılıyordu. Hala da öyle anlaşılıyor ama... Son yıllarda dediğimde aslında bana göre son yıllarda bir 10 yıldır, 20 yıldır aslında deyim yerindeyse bir branşlaşma başladı diş hekimleri. Tıpta olduğu gibi herkes kendi işini yapmaya çalışıyor ama bu demek değil ki tabii bir diş hekimi de bütün bu söylediğimiz işlemleri yapamıyor. Bunun altını çizmek lazım. Diş hekimleri güceniyor öyle dediğimiz zaman. Endodonti dediğimiz zaman neyi anlatıyoruz? Endodonti dediğimiz zaman dişi düşündüğümüzde çok okullardan da aklımızda vardır. Bir ağız içinde görünen kısmı vardır. Hani mine kısmı denir. Bir kökün içinde kalan kısmı vardır. İşte dişin sementidir. Onların arasında kocaman bir tabaka vardır. Dentin dediğimiz ve en içte de işte öz tabakası falan diyor okullarda okutulan bizim pulpa dediğimiz dişin damar ve sinirlerini ihtiva eden bir boşluk vardır. Endodonti neye bakıyor? Endodonti aslında bir altyapı temsilcisi diyebiliriz. Dişin kökünün içinde kalan dokular ve onun çevresinde oluşabilecek hastalıklara bakıyor. Ama bu demek değil ki sadece dişin damar ve sinirleriyle ilgili hastalıklarına bakıyor. Dişin kök kısmında olan sementte, dentinde oluşabilecek, pulpada oluşabilecek bütün işlere bakıyor. Bunlar da aslında tam anlamıyla ağrılı hastalıklar. Yani size endodontiye çok az hasta benim dişime kanal tedavisi yapılması gerekiyormuş diye gelir veya benim endodontik tedaviye ihtiyacım varmış diye gelir. Genellikle ders kitaplarında da öyle yazar. Hasta elinde bir su şişesiyle yüzüne kapatmış vaziyette soğuk bir su şişesiyle soğuğun biraz ağrıyı azaltmasından muayenehanenize öyle girer ve hastayı bazen öyle bir halde görürsünüz ki içinizden aman bir diş hekimi yok mu falan diyesiniz gelir. Öyle agresif bir vaziyette muayenehanenize gelir. Ağrılı hastalarla uğraşan ama genellikle de biraz ince işi olan, biraz daha sonraki yerlerde değiniriz o ince işleri nasıl karşılıyoruz, bir ana bilim dalıdır diyebiliriz. Peki bizim bildiğimiz endodontiye özellikle hangi tedaviler daha çok giriyor? En çok pulpa tedavileri dediğimiz, yani o dişin en iç kısmında olan damar ve sinir ağının bulunduğu birçoğumuz tecrübe etmişizdir ben yaşta olanlar. Gençler artık tecrübe etmiyor. Nedenini de biraz sonra açıklayacağım. O böyle insanı yerinden sıçratan bir ağrı vardır. İşte o damar ve sinir ağına yaklaşıldığı veya girildiği andaki ağrıdır. İşte o bölgedeki bütün hastalıkların tedavisi. Hedef dişin canlı tutulması. Kanal tedavisi işlemi aslında bir dişin öldürülmesi, dişin mumyalaştırılması gibi anlatılırsa da bir endodontistin amacı aslında başlangıçta belki bütün diş hekimlerinin amacı dişi canlı tutmak. Dişi canlı tutmak. Peki kanal tedavisini hep duyduğumuzda en korkulan tedavi yöntemlerinden biri gibi. Böyle hani ağrı çok yüksek, şiş, ödem vesaire. Hani kişi tedavi sırasında da bunların hepsini duyar mı? Bu kadar zor bir işlemdir. Bizim zamanımızda duyardı. Mesela evet, öğrenciyken yaptırdığım bir kanal tedavisi vardı. Ben öğrenciydim. Bir asistanım bana kanal tedavisi yapmıştı. Bir gün boyunca mesela müthiş ağrı çekmiştim. Çünkü kanal tedavisi yaparken önce dişin içindeki o damar ve sinir ağı artık çok mikroorganizmalarla dolduğu için onu öldürüp ondan sonra çıkartıp yerine bir yapay madde konulması söz konusu. Onun öldürülmesi için kullanılan maddeler inanılmaz can yakardı. Ama şimdi kanal tedavi prosedürü içinde dişiniz canlıysa hiçbir ağrı duymuyorsunuz.
tam deyimiyle söylüyorum, hiçbir ağrı duymuyorsunuz. Çünkü müthiş blok anestezilerimiz var. O anesteziyle uyuşturuyorsunuz dişi, üst çene diyesi, üst çene de, alt çene diyesi, alt çene de ve bütün tedaviyi çok kısa bir süre içinde, örneğin işte bir büyük azı dişinizin çok ağrısıyla diş hekimine gittiniz, kanal tedavisi yapılması gerekiyor. Kanal tedavisi için hasta hekim anestezisini yapıyor. Bir saat içinde, bir buçuk saat içinde bütün kanal tedaviniz bitiyor. Eskiden şöyle bir kavram vardı. Benim çok iyi bir diş hekimim var. 3 ay gittim, pansuman yaptı, bu dişimi kurtardı. Yani kanal tedavisi eskiden çok uzun süren ve çok ağrılı olan bir tedavi olarak algılanırdı. Bunu artık tamamen unuttuk. Bir kere kanal tedavisi artık çok uzun sürmüyor. Eğer dişiniz canlı bir dişse, bunu tek seansta tedavi ediyoruz. Anesteziyi yapıyoruz, dişin pulpasını çıkartıyoruz. Bu işlemleri biraz sonra girebiliriz isterseniz, nasıldır bunların aşamaları diye, ama tek seansta bitiriyoruz. Eğer dişimiz canlı değilse, o işte o şişlere falan neden olan periapikal lezyonlar varsa veya diş daha önce bir takım nedenlerde öldüyse, iki seansta bitiriyoruz. İlk seansta işlemimizi yapıyoruz, bir antiseptik maddemizi koyuyoruz. Hastamızı en az 8 gün sonra tekrar görüyoruz ve işi bitiriyoruz. Yani kanal tedavisinin artık o çok uzun süren, İşte hastaya çok ağrılar veren, çok gitgeli olan meseleleri bitti. Bitiyor. Ama bu yöntemi ne kadar yaygınlaştırabildik? Bu protokolü ne kadar diş hekimlerimiz uygulayabiliyor? Orada biraz endişelerim var. Yani fakülte eğitiminde bunun böyle olduğu anlatılıyor gerçekten. Veya meslek sonrası eğitimlerinde, örneğin İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın veya bütün Türkiye'deki diş hekimleri odalarının düzenlediği meslek sonrası eğitimlerinde bunun böyle olduğunu endodonti hocaları hep anlatıyor. Ama bunu ne kadar uygulayabiliyoruz? Bu biraz soru işareti. Çünkü hala bu sözleri duyabiliyorum. İşte çok uzun süredir işte kanal tedavisi için diş hekimime gidiyorum. Çok uzun, çok uğraştı. 2 ay pansuman yaptı. Böyle bir şey yok artık. Yani o 2 ay pansumanlar, çok uzun hekime gitmeler, bunlar bitti. Hatta yani bir blok anesteziyle bir yarım çenede 2 tane kanal tedavisi yapılacak. Aynı anda yaparsınız. Süper. Sadece hasta 1 saat yerine belki 1,5 saat, 2 saat koltukta oturmuş olur ama süper, aynı anesteziyle işi bitirirsiniz. Ya şimdi hocam, kanal tedavisinin detaylarına girmek istiyorum. O merak edilen bir konu ama şunu sormak istiyorum. Biz şimdi tüm bu tedavilerin, diş tedavilerinin aslında özü bizim dişimizin çürümesi. Doğru. Bizim dişimizin çürümesi de dolgu da yapılabiliyor. Bu dolgunun yetersiz olması durumunda mı, büyük olması durumunda mı biz ne zaman kanal tedaviye ihtiyaç duyuyoruz? Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Şimdi Türk toplumunda ne yazık ki belki diş hekimine rutin gitme alışkanlığı çok az olduğu için hele ara yüzlerde, dişlerin birbirine bakan yüzlerinde bir çürük varsa o çürük de orada nasıl oluşur? Genellikle fırçalamayla olur gibi olmuyor. Çünkü fırça ara yüzlere değmediği için bir diş ipi kullanımı gereksinimi veya alışkanlığının olması gerekiyor. Bu da bizde biraz az olduğu için ara yüzde bir çürük başlıyor. Ara yüzdeki çürüğü bakarak görebilmeniz çok zor. Ara yüzde çürük ilerliyor. Ne zaman ortaya çıkıyor? Hasta ağrı hissettiği zaman. Yani diş hekimine Türkiye'de gitme oranını yapan istatistikler vardır ama çoğunda eminim ki niye diş hekimine gidiyorsunuz? Çünkü dişim ağrıyor. Dişiniz ağrımaya başladığı zaman da hemen hemen iş işten geçmek üzere oluyor. Çünkü o ağrı başladığında, kendi kendine başlayan bir ağrı başladığında, işte bizim o pulpitis diye sınıflandırdığımız bir sürü aşamaları olan ama mikroorganizmanın işte dişin tam içindeki o damar ve sinirlere ulaştığı an. Yani dışarıdaki mineyi eritmişiz, dentini kocaman bir tabaka eritmişiz ve içerideki pulpaya gelmişiz. Yani artık dolgunun bu işi çözmesi çok zor. Biraz zor. Bu birinci aşaması. İkinci aşaması erken dönemde yapılan ve yakalanan dolgularda bir kenar sızıntısı meselesi vardır. Yani dolgunun tam duvarlara adaptasyonu. Bunun için mükemmel bir dolgu olduğunu bugün için söyleyebilmek mümkün değil. İşte o kenarlardan sızan tüklüğün dolgunun altında yaptığı bizim sekonder çürük dediğimiz tekrar bir çürüğün başlamasıyla işte bu kanal tedavisine giden çürükler, büyük çürükler oluşabiliyor. Ama zannediyorum rutin kontroller, yani 6 ayda bir, 5 ayda bir. Evet. Hadi vazgeçtim 7 ayda bir. Diş hekiminize gidip merhaba ben buradayım, bir şeyim var mı diye sorabileceğiniz bir diş hekiminiz varsa, böyle bir alışkanlığınız varsa bunu minimuma indirebilmek çok önemli. Yani çok önemli.
kaç yılıydı hatırlamıyorum. Artık zaten birçok şeyi hatırlayamaz hale geldim. Ama Cenevre'de eşim oraya gitmişti. Ben de onun yanına gitmiştim. İşte diş hekimleriyle üniversitede konuşuyoruz. Şehirde acil nöbeti tutulduğu söylendi. Diş hekimliği fakültesinden acil nöbeti. O çok ilgilendim. Sadece dedi, hayır dediler. Yani burada çalışan işte 30 tane diş hekim varsa Cenevre'de. Onlar da sırayla cumartesi pazar nöbet tutuyorlar. Endodontist mi onlar dedim. Yani ağrılı olacak dedi ki. Ortodontist dediler. Acil ortodontist. Ne alakası var dedim. Acil ortodontist. Yani teli takarsınız 3 ayda bir hasta görür. Acil vaka dediğimiz zaman burada yani ya braket kopar ya tel kopar. Böyle işte dudağını damağını acıtmasın diye böyle şeyler aklımıza geliyor ve onları yapıyoruz yani dediler. Kimse ağrıyla, dişçiliğiyle gitmiyor. Diş hekimiyle gitmiyor çünkü cumartesi pazar. Çünkü düzenli muayene, düzenli kontrol. Bu. Evet. Yani bunu sağladığımız zaman biz endodontistler olarak belki de az kanal tedavisi yapacağız. Ama bunlarla ama çok memnun yatacağımız kesin. Kesinlikle evet. Peki kanal tedavisinde hep bir dişin canlı olması, ölmesi. Yani sanki insanların kafasında şey var. Kanal tedavisi yapılan dişin o bir sinirler alınıyor. Hı hı. O diş sonra ölüyor. Yani dişinde işte böyle 2 yıl, 3 yıl nasıl olsa ileride çekilecek. Hani bir idareten bir şey yapıldı gibi bir izlenim niye var hocam? Neden? Neyi yanlış biliyoruz? Bunu zannederim diş hekimleri oluşturdu. Ondan mı? Evet. Şöyle ki yaptığınız işten çok emin değilseniz. Hı hı. Hep mesela şöyle sözler duyuyorum. Nasıl sözler duyduğumu söyleyeceğim. Çok emin değilseniz çok da kesin konuşamıyorsunuz. Hı hı. Zaten bu dişin çekilecek. Ama biz buna bir kanal tedavisi yapalım. İşte bir iki sene kullan sonra çekeriz. Evet. Yani bu böyle bir genel kavram. Diş hekimliğine giriş. Ya bir başarısızlıkla başlanıyor. Bravo. İşe, değil mi? Çünkü kendinizden emin değilsiniz. Ha. Çünkü diş hekimliğinde kanal tedavisi yapmak için ciddi araç ve gereçlerinizin olması gerekiyor. Hadi bilgi birikimini bir kenara bırakıyorum. Ve bununla birlikte başarılı olabileceğinize emin olmanız gerekiyor. Kendinizden emin olmanız. Tabii. Kendinizden emin değilseniz böyle konuşuyorsunuz. Bu geçmişten gelen bir söylem ama diş hekimliğine çok oturmuş bir söylem. Onun için de kanal tedavisi dendiğimizde insanların aklında şu var. Ben şimdi bu dişime kanal tedavisi yaptıracağım. Bu kadar eziyet çekeceğim. Bir de üstelik bir sürü para vereceğim. Ne parası verdiklerini de konuşuruz. Değerini konuşmayız da evet. Büyüklüğünü konuşuruz isterseniz. Ve bunun sonunda da bu dişim çekilecek. Çek o zaman. Böyle bir kavram vardı. Evet kesinlikle bu var. Bu hala var mı? Çok ötelendi, çok başka düşünceler artık bunun yerine geldi diyebilirim. Yani insanlar artık bir dişlerini ağızda tutabilmeleri ve onu kullanabilmeleri adına çok gayret sarf ediyorlar. Hı. Ama bu gayret, sarf ettikleri bu gayrete karşılık veren bir kanal tedavisi yapan diş hekimi grubu var mı? Bunu yanıtlayabilmek çok mümkün değil. Evet var diyebilmeyi çok isterdim. Ama yarım ağız da olsa var diyebilecek durumdayım. Çünkü hastaya şunu söyleyebilmeliyiz bu tedaviyi yaptıktan sonra. Yanındaki diş ne kadar sana hizmet edecekse bu kanal tedavisi yaptığımız dişi de o kadar süre kullanacaksın. Ne erken ne fazla. Çünkü bir dişi kaybedebilmenin yolu artık yaptığınız veya yapamadığınız tedavi değil. Evet. Periyodontal sorunlar veya başka sorunlarla olabilir. Kemik çekilmeleri ki bunu biraz sonra... Belki öğretim üyesi arkadaşımla konuşacaksınız. Hı hı. Özgür arkadaşımla. O çok tehlikeli bir şey olabiliyor. Evet. Ama çürük nedeniyle yapılan hatalı tedaviler nedeniyle diş kaybını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu da çok azaldı diyebilirim artık. Çok sevindirici bu en azından. Peki kanal tedavisindeki başarıyı etkileyen faktörler neler? Yani burada diş hekimine iş düşerken bir yandan hastanın da bir takım faktörleri var mı? Var tabii. Ama önce diş hekiminin yönünden başlarsak veya kanal tedavisinin ne olduğunu anlayabilmek açısından başlarsak 19. yüzyılda yazılmış bir Almanca ders kitabı bulmuştum kütüphanede İstanbul Üniversitesi'nde çalışırken, daha asistanken. Kanal tedavisini şöyle tanımlıyordu. Bir diş hekiminin kanal tedavisi yapması, bir doktorun hastasını fıçının içine koyup tıpa deliğinden teşhis ve tedavi etmesine benzer. Çünkü kanal tedavisinde hele 19. yüzyılda düşünürseniz yukarıdan bir delik görüyorsunuz kanalın içine giren. Başka hiçbir şey bilmiyorsunuz.
Yani bir bilinmez içinde bir şeyler yapmak istiyorsunuz. 19. yüzyıl için konuşuyorum. Evet. Şimdi bunlar çok gelişti. Yani o kanalın içine girerken görüntü de alabiliyorsunuz. Kanalın neresindesiniz onu da görebiliyorsunuz. Onu mikroorganizmalardan arındırırken kullandığınız solüsyonlar, mikroorganizmalardan arındırırken kullandığınız aletler müthiş çeşitlendirildi. İşte kanalın içini dezenfekte ediyorsunuz. Çok özel aletler yapıldı bunlar için. Kanalı genişletiyorsunuz. Şu anda saymaya kalksam galiba 40-50 tane falan şekillendirme yöntemi sayabilirim. Onu işte sızdırmaz bir şekilde dolduruyorsunuz. Müthiş yöntemler var. Ama bunların hepsi para. Bunların hepsi bilgi. Ve bunların hepsi bir makine parkı diş hekimi için. Evet. Yani bu işe heveslenmeniz ve bu işi yapmanız lazım. Ha işte bunu belki bir kanal tedavisi uzmanı kendine iş edinip veya bizim gibi üniversitelerin endodonti bölümleri bunu kendine iş edinip üniversite hastanelerinde bunları gayet güzel yapabilirler. Belki hastaların müracaat edeceği yerlerde orası olur. Kesinlikle. Ha bilgi birikimini ve doğru alet kullanımını kanal tedavisindeki başarının ön safhasına koyabiliriz. Bunu yaptıktan sonra, bunu bildikten sonra hastanın kooperasyonu tabii ki son derece önemli. Evet, evet. Çünkü kanal tedavisinde başarı başarısızlık meselesi çok tartışılan bir oran. Mesela vital dişlerde kanal, yani canlı bir dişe kanal tedavisi çürükten dolayı, ağrıdan dolayı geldi ve o dişe kanal tedavisi yaptı. %90'ın üzerinde başarının şeyi var. Oo, çok tabii iyi. Çok önemsenecek bir mesele. Ve ama %93 diyelim mesela, %7 de bir sayı. Tabii, o da yani diyor. O %7'ye de girebilirsiniz. %1 değil yani. Bravo. Değil yani %1 de olsa bir sayı. Tabii. Ve siz oraya girebilirsiniz. %100 kesinlikle. Değil. Yani yaşamda hiçbir şey %100 değil. Kesinlikle. Canlı olmayan dişlerde yaptığımız kanal tedavilerindeki başarı oranı %80'in üzerinde. Çok iyi rakamlar, çok iyi bunlar. Rakamlar. Eskiyle karşılaştırıldığında. Kesinlikle. Diş hekimliği eskiden dişi çekip yerine bir protez koyma meselesiyle gidiyordu. Ama artık belki bilinçle de yani... Teknolojinin de çok büyük katkısı var. Elbette ki. Ama şunu diyemiyoruz. Ya iki tane kulağım var. Birini kessek ne olur? İki tane burun deliğim var. Birini tıkayım sürekli aynı yerden nefes al. Hadi gözlere gelmek istemiyorum yani o kadar. Evet. Yani bize Tanrı yaratılışı ile birlikte 28 tane veya 20 küsür tane veya 30 küsür tane diş verdiyse bunu hoyratça harcamak zorunda değiliz. Şunu çekelim, bunu bilmem ne yapalım, buraya bilmem... Böyle bir anlayış içinde olmak yanlış. Onların da çünkü apayrı görevleri var. Yani azı dişlerinin başka fonksiyonu var. Öndeki kaninlerin, köpek diş dediğimizin ayrı fonksiyonu var. Kesicinin ayrı fonksiyonu var. Bunların hepsi aynı şekilde yaratılmadıysa bir anlamı var. Tabii. Bunların hepsi bir bütün olduğu ve doğru olabildiği zaman gerçekten bir anlamı var. Onun için de hastanın kooperasyonunun doğru olması hekime de çok büyük bir avantaj sağlıyor. Belki uzmanlar için bunu söyleyemem. Belki uzmanlar zaten ne yaptığını biliyor ama bir serbest diş hekimi için onu daha tedavi yapmayı yüreklendiriyor. Kesinlikle. Ama sonunda kazanan yine hasta oluyor. Evet, kesinlikle. Çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Peki kanal tedavisinin tekrarlanması durumu olabiliyor mu? Mesela bu bir başarısızlığın sonucu mu oluyor? Yani tutmadı, başarılı olmadı, bir daha deneyelim mi oluyor? Ya da o diş tekrar çürüyor, bir daha kanal tedavisi yapılıyor mu? Çok çarpıcı sorular sorduğunu söylemek zorundayım. Çok samimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Çünkü kanal tedavisi yapılmış bu diş işte çekilecek. Artık bundan sonra yapılacak bir iş gibi konuşulan çok safa var. Ve ne yazık ki bunu söyleyeyim söylemeyeyim bilmiyorum ama bunu konuşan çok diş hekimi var. Oysa kanal tedavisiyle başarıya giden yoldaki protokol ki... Bizim gibi sağlık bilimlerinde protokol son derece önemlidir. O protokole sadık kalmanız ve onu yapmanız son derece önemlidir. Dişe kanal tedavisi yaparsınız. Dişe kanal tedavisi yaptıktan sonra başarısız olabilirsiniz. Ama yapılacak şey yeniden kanal tedavisidir. Retreatment dediğimiz olaydır. Tekrar koyduğunuz maddeleri çıkartırsınız. Tekrar kanal tedavisi yaparsınız, bakarsınız. Olmadı, dişin pozisyonuna göre bir kez daha kanal tedavisi yapabilirsiniz. Yine mi olmadı? O zaman apikal cerrahi deneyebilirsiniz dişi çekmeden. Çünkü endodontinin bir de apikal cerrahi bölümü var. Apikalde mesela oluşmuş bir lezyonun veya işte oluşan bir mikroorganizma odağını oradan sadece yok edersiniz dişi tutarak. Ama dişin artık öyle kolayına çekilmesi olanaksız. Çünkü dişi çektiğiniz zaman ne yapacaksınız? Tabii. Daha büyük sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Dişi çektik.
5 aramadık çektik. Bu da bir tedavi yöntemi. Evet. Yani hiç çekim yoktur, hiç çekim olmayacak diye bir şey yok. Ama bir sürü problem birlikte geliyor. Çektiğiniz yere bir şey koyacaksınız. Çünkü onu orada boş bırakamazsınız. Boş bıraktığınız zaman o boşluğa doğru dişler eğilmeye başlayacak. Veya aşağı yukarıdan bir diş çektiyseniz aşağıdaki diş yukarıya doğru, aşağıdan çektiyseniz yukarıdaki diş aşağıya doğru uzamaya başlayacak. Oklüzyonunuz bozulacak. Çiğnemeniz değişecek. Bu sefer bütün diğer dişlerde fonksiyon. Ha, oraya bir köprü yapacaksınız. Köprü yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Onu o boşluğun iki yanındaki mühendislik mantığı keseceksiniz. Oraya bir köprü yapacaksınız. Araya bir diş yapacaksınız. Yandaki iki diş kesmek zorunda kalacaksınız. Kötü bir şey mi? Hayır, değil. Ama üç tane dişi işin içine alacaksınız. Ekonomik olarak ciddi bir şey. Üç tane kron koyacaksınız. Üç tane porselen kron koyacaksınız. Hayır, ben onu istemiyorum. İmplant koyalım. Koyalım. Bir tane implant koyacaksınız oraya. İmplantın başarısı %100 mü? Hayır, hiçbir şeyin başarısı %100 değil. Belki olmayacak. O implantın üzerine bir üst yapacaksınız. O da bir para. Bu kanal tedavisi, bir de konuştular, ücreti vardır hani işte. Kanal tedavisi çok pahalı. Kanal evet, tedavisi onu pahalı oluyor. Yani. Falan. O niye bir korkutulan bir şeydir? Uzun süreç sürüyordu eskiden, o yüzden mi? Belki de. Bizim yani hocalarımız şey derdi mesela. Hepsini saygıyla anıyorum. Hepsinden çok şey öğrendik. Ama o zamanki piyasa mantığı bu olsa gerek veya ne bileyim değer yargılarını öyle oturtmuş. Hemen bitirmeyin evlat derlerdi. Niye hocam derdik? Artık şey... Ya o kadar hemen bitirip hastadan o kadar para talep ettiğiniz zaman hasta bunu yadırgar derler. Yani bir emek görsün. Ay bu 3-4 ay gittim geldim, 3-4 ay gittim geldim. Çok uğraştı hekim. Ha ne sonuç aldık onu bilmiyoruz ama uğraştı. Dünyada çok bildiğim bir şey değil ama hani serbest piyasa ekonomisi. Serbest piyasa ekonomisinde de her değer kendi fiyatını oluşturur diye bir şey vardır. Şöyle hesaplanıyor mesela Amerika'da, Avrupa'da bir kanal tedavisinin fiyatı. Ben bu dişi çektim. Yerine ne yapacağım? Üç üyeli bir köprü yapacağım. Ben sana o dişini ağızda tutmayı, hiç o köprü falan yapmadan, dişlerini kesmeden yani dişinin ağızda kalmasını garanti ediyorum. Üç üyeli köprünün ücretini bana verir misin? Veya ben o dişi çekeceğim, yerine bir implant koyacağım. İmplantın üzerine de bir tane kron yapacağım. İmplant ücretini ve kron ücretini bana verir misin? Ben senin dişini ağızda tutacağım. Hadi ondan da vazgeçtim. Üç üyeli köprünün veya implant üstü kronun yarı ücretini bana verir misin? Yani. Bugün kanal tedavisinde hiçbir hekim veya çok az hekim bu ücretleri alamıyor. Aslında emek ve şey olarak baktığınızda başarı, yani tedavideki başarı, diş tedavilerinin tamamındaki başarıya baktığınızda en müthiş başarı kanal tedavisi. Onun için kanal tedavisi ücretleri asla, çok net söylüyorum, hiçbir şey şu ana kadar net söylemedim farkındaysanız, pahalı değil. Kaç yılıydı bilmiyorum, 1990'lı yıllarda Avrupa Endodonti Derneği'nin her iki senede bir Avrupa'nın bir kentinde kongresi olur. 2007'de de İstanbul'da oldu. Biz yaptık o zaman. Türk Endodonti Derneği yapmıştı bu kongreyi. Hala da konuşulur. Çok başarılı bir kongreydi. Gurur duyuyorum o kongrenin Türkiye'de yapılması güzel adına. O kongrelerden birinin sloganı şuydu: en iyi implant dişin kendi köküdür. Çünkü ne yapıyorsunuz oraya? Yapay bir kök koyuyorsunuz. Ha, dişin kendi kökünü orada muhafaza edin ve onun üstüne bir şeyler yapın. Kesinlikle. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Onun için kanal tedavisi, başarılı bir kanal tedavisiyle ağızda tutulmuş olan bir dişin bence fiyatı yoktur. Kesinlikle fiyatı yoktur. Bir de yani fazlasını hak eden bir düşünce olarak baktığınızda yani sizin bir uzuvunuzu yerinde tutuyor yani bu dediğiniz gibi kulak, kol, ya, burun bilmem ne olduğunu düşünün yani. İnanılmaz. Ben protez tutmuyorum, sizin parmağınızı kesmiyorum, parmağınızı dikiyorum, parmağınızın yerinde kalmasını sağlıyorum yani, falan filan. Müthiş müthiş. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki yani böyle 3-5 program hani kanal tedavisinden endodontite başka bir alana geçmeyi çok isterdim ama maalesef vaktimiz. Bitti mi? Evet bitti. Oo. Başka bir programda söz alıyorum ama tekrar inşallah ağrıyacağız. Büyük bir keyifle. Sağ olun. Büyük bir keyifle. Başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün endodontide kanal tedavisini konuştuk. Stüdyomuzda konuğumuz Okan Üniversitesi Diş Hastanesi'nde görev yapan endodonti uzmanı Profesör Doktor Sedat Küçükay bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda yine yeni konuklarımızla ve yeni konularla sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz. Görüşünceye kadar hoşçakalın.